Sosyal hayatta başarılı olmak için iletişim becerilerinin yanı sıra bireyin kendi özgüvenini de geliştirmesi gerekiyor. Özgüven gelişmesi noktasında sosyal becerilere ihtiyaç duyuyoruz. Sosyal beceriler eğer kendi ailemizden reçetesi bize verilmeyen bir done ise o zaman sosyal becerilerin nasıl olacağını bilemeyiz. Ve bu noktada çeşitli kaynaklar kullanabiliriz. Örneğin etrafınızda örnek alabileceğiniz bir kişi olabilir. Bakarsınız o kişinin davranışlarını taklit etmeye çalışırsınız. Ya da çeşitli kaynaklardan, kişisel gelişim kaynaklarından faydalanabilirsiniz. Bunlar kısa süreli yardımcı olabilir. Eğer ihtiyacınız devam ediyorsa, yani baktınız ki içeride özgüvenle ilgili daha derin bir meseleniz var, o zaman süreçte destek almanız gerekebilir. Çünkü vücudumuza bir virüs girdiği zaman, virüs bende baş ağrısı yapabilir, gözümde sulanma yapabilir ve ben bir baş ağrısı ilacı kullanırsam eğer, başımın ağrısı geçti. Ama virüs vücudumda durmaya devam ediyorsa, bir süre sonra bambaşka bir şekilde bir semptomla çıkabilir. O zaman baktığımızda sosyal beceriler bir semptomdur. Ancak özgüvenle ilgili içeride başka bir sıkıntı varsa o zaman uzun soluklu bir destek alma ihtiyacı olabilir. Sosyal becerilere baktığımızda altyapıda bireylerin genellikle hata yapma endişelerini görüyoruz. Hata yapmaktan çekinen bireyler kendilerini daha fazla izole etme ihtiyacı içerisine giriyorlar. Acaba konuşurken hata yaparsam ne olur? Acaba kendimi yanlış ifade edersem? Acaba o şekilde davranırsam ne olur şeklinde sürekli zihin kurgu yapıyor. Ve o kurgu içerisinde yaşanılan ana odaklanamıyor. Bir yandan da sürekli eleştirilme kaygısı var. Ve bu eleştirilerden dolayı etrafla candan cana samimi bir ilişkiye giremiyor. Sosyal ilişkilere baktığımızda anlamsız bir şekilde birey sebebini bilmeden kendi bedeninde semptomlarla çıkartmaya başlayabiliyor. Örneğin ellerinde titreme başlıyor, ellerinde terleme başlıyor ve eli terlediği için artık sosyal ortamlara girip insanlarla tokalaşmak istemiyor. Göz teması kurmayan bazı sosyal fobi geliştiren bireyleri görüyoruz. O zaman kendimizde yapmamız gereken en önemli nokta farkındalığımızı geliştirmek. Bende sosyal endişe neden oluyor? Bu sorunun cevabına bir bakabilmemiz gerekiyor. Bu sorunun cevabı varsa biraz avantajlısınız. Çünkü fobilerde sebebini bilmeyiz. Anlamsız kaygılar şeklinde belirir. Bu noktadan hareketle kendi ilişkilerimizi kuvvetlendirmek için, sosyal ortamda kendi ilişkilerimizi kuvvetlendirmek için birinci adım kaynağını bulmaya çalışıyoruz. İkinci adım göz teması kuruyoruz ve bir modeli taklit etmeye başlıyoruz. Eğer bu noktada halen devam ediyorsa bir destek alıyoruz.